Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz uzman psikolog Sayın Uğur Çelik, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Uğur Çelik. Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Psikoloğum. 7 senedir bu işi yapıyorum. Şu an Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde psikolojik danışman olarak çalışmaktayım. Evet. Bugün konuşacağımız konu da yine toplum için çok çok önemli ve aynı zamanda gerek çocuklar gerekse yetişkinler için de önemli bir konu, bağımlılık. Ve tabii ki içerisinde teknoloji bağımlılığı da var, değil mi? Özellikle bu pandemiyle beraber muzdarip olduğumuz bir konu. Evet, Üstünde gerçekten de öyle. durulması gereken bir konu bence. Evet. Öncelikle bağımlılık nedir diye soralım mı size? Bağımlılık kişinin yaptığı bir eylem ya da kullandığı nesne üzerinde iradesini kaybetmesi. Yani ne kadar kullanacağım, mesela yarım saat kullanacağım diye oturup bunun saatler alması. Yani bir telefon olabilir, ondan sonra bir sigara olabilir. Sigara için de aynı şekilde bir bağımlılık maddesidir o da. Süreyi kontrol edememek, kişinin iradesine sahip çıkamaması. Evet. Teknoloji bağımlılığına geçelim mi? Teknoloji bağımlılığı da teknolojiyi kullanmada ve onunla ilişkide, yani telefon veya tabletle ilişkide süreyi kontrol edememek, kişinin üzerindeki kontrolünü kaybetmesi. Belirtileri ve sebepleri nelerdir? Belirtileri de kişinin mesela teknoloji başında zamanını verimli kullanamaması, bu gün geçtikçe zamanın artması, teknolojinin başında geçirdiği sürenin, sorumluluklarını yerine getirememesi, teknolojiden uzak kalınca huzursuzluk ve saldırganlık göstermesi sayılabilir belirti olarak. Sebepler neler? Sebep olarak ise kişinin merak duygusunu kontrol edememek, özellikle çocuklarda can sıkıntısı aynı şekilde bağımlı arkadaş çevresi içerisinde bulunmak, bir de sosyal ilişki kuramamak. Aslında daha çok sosyal ilişki kuramayan kişiler teknoloji bağımlısı olabiliyor maalesef. Peki, teknoloji kullanımını nasıl zararlı hale getiriyoruz Teknoloji bizler? kullanımını interneti denetimsiz, sınırsız ve amaçsız bir şekilde günlük yaşamımızdaki sorumluluklarımızı aksatacak şekilde kullandığımızda aslında biz olumsuz bir şekilde kullanmış oluruz. Yani kötüye kullanmış oluruz. Kötüye kullanınca ne oluyor? İşte fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel sorunlar çıkıyor ortaya. Fiziksel sorun olarak ne oluyor? Uyku düzensizliği, beslenme sorunları, ondan sonra hareketsiz yaşam oluyor. Psikolojik olarak ise kişi daha huysuz, daha depresif bir hal alabiliyor. Sosyal olarak ise kişi toplumdan kendini soyutluyor. Gün geçtikçe aslında yalnızlaşıyor. Bunun daha sonra farkına varıyor. Zihinsel olarak ise sürekli olumsuz uyaranlara karşı, yani karşı karşıya kalmak kişinin bir saatten sonra zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor. Özellikle çocuklarda dikkat eksikliği erken yaşta teknoloji bağımlılığından dolayı oluyor. Evet, bu çok önemli, gerçekten de öyle. Peki sosyal medya bağımlılığı kendini nasıl belli ediyor? Sosyal medya bağımlılığı canımız sıkıldığında ilk akla geldiğinde sorumluluklarımızı aksatmaya sebep olduğunda ya da ya da ona ulaşamadığımızda, huzursuz olduğumuzda sosyal medya bağımlılığından bahsedilir. Şöyle de bir şey diyebiliriz. Mesela bir kafeye gidiyoruz, bir arkadaşımızla oturuyoruz. Hemen başlıyoruz sosyal medyada işte paylaşım yapmaya ya da sohbeti bırakıp telefonlarla uğraşmaya başlıyoruz. İşte bunların hepsi bir sosyal medya bağımlılığı aslında. Evet, gerçekten de öyle. Ama bazı sosyal medya platformları da bırakın çocukları, yetişkinleri bile bağımlı yapabilmek için bir miktar çok ama çok güzel şeyler sunuyorlar. Hatta Kesinlikle. değil mi, para bile Aynen öyle. kazanabiliyorsunuz. Aynen. Bu gidişat hakikaten bence insanlar üzerinde, özellikle de çocuklar üzerinde çok ciddi etkiler bırakıyor. Siz aynı zamanda psikolojik danışmanlık görevi de yürütüyorsunuz bir okulda. Öğrencilerinizden bu tür şikayetler geliyor mu? Yani kendimi kontrol edemiyorum, bunu yapıyorum. Özellikle son zamanlarda bu pandemiyle beraber geçen sene biliyorsunuz uzaktan eğitim gördük. Bu süreçte teknolojiye daha çok bağımlı hale geldi çocuklar ve inanılmaz bir şekilde toplumdan da soyutlandılar aslında. İlişki kurmayı unuttular, yeni ilişkiye başlamayı unuttular, iletişim kurmayı aslında başlatamamayı gördük. Çoğu öğrencimiz, sosyal kaygısı olan öğrencilerimiz oldu. Tabii. Bu süreçte evden çıkmadılar, ister istemez toplumdan da soyutlandılar aslında.
Evet, gerçekten de öyle. Ya da çok farklı karakterler oluşuyor değil mi Kesinlikle sosyal öyle. medya platformları Kesinlikle. üzerinde? Kesinlikle öyle. Bu konuda da evet çok farklı. Kişiler ortaya çıkabiliyor, karakterler ortaya çıkabiliyor maalesef. Bir anlamda kişilik bozukluğuna da zemin diyebilir miyiz bunun için? Yani denebilir, evet. Süreç çok ilerlerse ve artık kendimizi koyamazsak gerçekten o süreçlere de varabilir tabii ki de. Çok büyük bir tehlike. Kendimizi nasıl koruruz peki bu tehlikeden? Kendimizi nasıl koruruz? Aile olarak geçirdiğimiz ortak vakitlerin olmasına dikkat etmeliyiz. Evde özellikle. Özellikle yemek saatlerinde bir arada olmaya dikkat etmeliyiz. Teknolojinin başına oturmadan önce süreyi başından planlamalıyız. Alışkanlıklarımızla yeri geldiğinde oynamalıyız. Nasıl oluyor mesela? Her zaman kullandığımız mekan veya saatlerde değil de tam zıt mekan ve saatlerde sosyal medyayı kullanabiliriz. Mesela öğlen kullanıyorsak bunu akşama çekebiliriz. Saatini değiştirebiliriz. Bu sayede biraz daha beyni şaşırtarak aslında bağımlılığı azaltacağız. Onun dışında sosyal medya kullandıktan sonra hemen ardına yapılması zorunlu bir iş planlayabiliriz. Mesela bir arkadaşımızla görüşme olabilir. O süreçte sosyal medyayı bırakıp arkadaşımızla görüşmemize hazırlanabiliriz aslında. Gerektiğinde yardım istemeyi bilmeliyiz bence. Ve daha sık kullandığımız uygulama yerine de daha az kullandığımız uygulamaları tercih edebiliriz. Evet. Peki çocuğumuzun teknoloji bağımlısı olup olmadığını Evet, nasıl anlayabiliriz? bu da çok önemli. Çocuk teknoloji bağımlılığında internete girdiğinde daha uzun süre kalıyorsa, internete daha fazla girmek için sorumluluklarını, mesela ders çalışması gerekiyordur, ders çalışmaz. Ya da internette ne yapıldığı sorulduğunda huzursuz ve saldırgan oluyorsa, bu çocuklarda çok fazla görülür. Fiziksel, sosyal, duygusal sorunlar olmasına rağmen hala kullanmaya devam ediyorsa, akademik başarısında düşme oluyorsa ve gece geç vakitlere kadar internet kullanmaya devam ediyorsa çocuğumuzda teknoloji bağımlılığı var diyebiliriz aslında. Evet. Aile olarak bir arada olmayı Kesinlikle öyle. önerdiniz. İşte daha fazla vakit geçirmeyi önerdiniz. Bir arada daha fazla vakit geçirmeyi önerdiniz. Ama bunun dışında da yapılabilecek şeyler var mı? Tabii ki de var. Mesela güçlü aile bağları, bu çok önemli. Az önce de bahsettiğim gibi ebeveynler çocukların arkadaşlarından ve ne yaptıklarından haberdar olmalıdır. Ya, bu çok önemli. Yani çocuğumuzu kiminle gezdiği, kiminle dolaştığı, bunlar hakkında çok sıkmadan, bunaltmadan uzaktan gözlemleyebilmeliyiz. Aile içi kuralların açık olması ve bunlara herkesin uyması gerekiyor. Mesela daha büyük çocuğun uyup da daha küçük çocuğun uymamazlık yapmaması gibi. Onun dışında çocukların boş zamanlarında spor veya sanata teşvik edilebilir. Bu da çok önemli. Ebeveynlerin bağımlılıkla ilgili bilgilenmeye çalışılması ve bunu da çocuklara aktarması olabilir. Onun dışında çocuğun en iyi arkadaşı ebeveyn olmalı. Bir kere bu da çok önemli. Sosyal ağlarına dikkat etmeli. Mesela profil bilgileri, ondan sonra paylaştığı fotoğraflar, bu konuda çok sorun yaşayan öğrencilerimiz oluyor. Paylaştığı fotoğraflardan dolayı sonradan sorun yaşayan. Çocuğumuzla beraber eğlenceli etkinlikler yapabiliriz. Televizyon, bu şu çok önemli. Televizyon, bilgisayar ve tableti asla çocuk bakıcısı olarak kullanmamalıyız. Bazen ebeveynler işten geliyor. Çocuğumuz sorun çıkartmasın, işte ses çıkarmasın diye tableti veriyorlar. Bütün gün başında duruyor. Bu sefer çocukla ebeveyn arasındaki aslında bağlar da kopmuş oluyor. Farkında olmuyoruz. Ve televizyon, tablet ve bilgisayarı asla disiplin ve ödül aracı olarak kullanmamalıyız. Yani sen şunu yaparsan telefonu veririm. Sen bunu yaparsan işte tableti alabilirsin. Bir saatten sonra da artık çocuk telefon, tablet odaklı yaşıyor maalesef. Evet, çok doğru. Peki teknoloji başında geçirilen süre ne kadar olmalı? Normal süre. Normal süre aslında 0-3 yaş için, özellikle yaş dilimlerine bakacak olursak 0-3 yaş için olabildiğince ekrandan uzak olmalı. Bununla Bence hiç ilgili olmamalı. tabii 0-3 yaş için kesinlikle, değil mi? yani ki bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün bir önerisi de var. Çocukları o yaşa kadar, 3 yaşa kadar kesinlikle ekrandan uzak tutmalısınız diye. Çünkü dikkat eksikliği, otizm, bunların hepsi bu dönemde başlayan rahatsızlıklar aslında, eğer genetik değilse tabii ki de. 3-6 yaş arasında ise 20-30 dakika en fazla süre. 6-9 yaş için 40-50 dakika, 9-12 yaş için 50-70 dakika ve 12 üstü yaş için ise aslında 120 dakika olmalı.
Buna olabildiğince dikkat etmeliyiz aslında. Evet. Gerçekten ebeveynler de buna çok dikkat etmeli. Çünkü okullarımızda sınırlı sürede genelde laboratuvar derslerinde ancak çocuklarımız bunu kullanabiliyorlar. Ama ebeveynler kendileri de bu denizin içerisinde olduğu için çok fazla dikkat edemiyorlar, değil mi? Yani evet, kesinlikle çocuğumuzla beraber vakit geçirmiyoruz maalesef. Yani ben bunu çok şahit oluyorum, gözlemliyorum. Yani çocuk köşede tabletle, telefonla uğraşsın da biz evden işte işten yorgun geldik. İşte yorgunuz, çocukla uğraşmayalım bugün, işte yarın uğraşmayalım diye diye bu sefer çocuk tamamen aslında bizden de uzaklaşıyor. Bunun farkına varamıyoruz. Çok sonra bu çocukta sıkıntılar, sorunlar başladığı zaman bu sefer de çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ama bu sefer iş işten geçmiş oluyor işte maalesef. Ve böylece asosyal kişilikler de topluma kesinlikle öyle yaratmış oluyoruz, kesinlikle, değil mi? Bile sosyal bile kaygısı elimizde olan çocuklar, çocuk toplum içine giremiyor, iletişim kurmayı, iletişimi başlatmayı artık unutmuş oluyor, bilemiyor bunu ve küçüklükten beri artık maalesef dönemimiz öyle kötü bir dönemdeyiz ki ufak yaştan itibaren tablet artık oynanmaya başlıyor, telefonla vakit geçirmeye başlıyor çocuklar. Çocuklar artık iletişim kurmayı maalesef yüz yüze unuttular. Yani arkadaşlarıyla sadece telefon üzerinden, tablet üzerinden. Dışarıda hatırlıyorum, mahalle sokak kültürü vardı daha önceleri. Yani şu an o kültür yok yani. Evet, evet, gerçekten de öyle. Özellikle bu oyunlarda, işte teknolojik oyunlarda savaşlar, vurdular, kırdılar. Kesinlikle yani öyle. Çocukların kesinlikle öyle. Top oynayacağı yaşlarda, kesinlikle, çağlarda İşte bu teknolojik oyunlarla strateji geliştirerek bir yeri ben nasıl bombalarım, nasıl yok ederim, bunlar da veriliyor. Bu da çok üzücü. Yani gerçekten çok üzücü. Bu durum için de mesela ebeveynler işte çocukla beraber aslında ya bazı zamanlarda teknoloji sohbetleri yapabilirler. Beraber bir siteye girerler. İşte bu site hakkında bir ebeveyn çocuğa sorular sorabilir. İşte çok sevdiği kahramanlar hakkında sorular sorup ondan aslında bir ipuçları alabilir. Çocuğun karakteri aslında hakkında da bilgi sahibi olmuş oluyor. Mesela çocuğun eğer kırdılı vurdulu oyunlar oynuyorsa bu çocuğun karakteri de ister istemez saldırgan bir karakterde olacaktır. Yani oradan sen çocuk hakkında aslında bir ipucu edinmiş oluyorsun. İşte bunu yapmayı maalesef başaramıyoruz. İletişim kurmuyoruz maalesef çocuklarımızla. Aslında çok zor değil çocukla iletişim kurmak ama sadece işte bunu başaramıyoruz maalesef. Yorgun olmak, işte zamanım yok, evet. Hep aynı şeyler. Zamanın yoksa o zaman çocuk da niye yapmayacaksın? Var? Niye ben var de emin yani, onun aynı fikirdeyim. Çocuk niye var o zaman? Çünkü onu bu defa ebeveyn içinde bir sonrasında, yani bir tık ötesinde pişmanlıklar başlıyor. Kesinlikle ah öyle. Şu halini kaçırdım. Kesinlikle. Ah bu halini kaçırdım. Kesinlikle. Ah şunu göremedim. O yüzden hazır olunmadığı sürece ya da bir takım imkanlar sağlanmadığı kesinlikle sürece öyle. Ebeveyn olmamalı diye düşünüyorum. Yani onunla iletişim kuramıyorsak, onunla beraber vakit geçirmiyorsak, dışarı çıkıp bir parka götüremiyorsak, arkadaşlarını tanımıyorsak, onu yeteri kadar gözlemlemediysek, okuluna gitmediysek, veli olarak okula gelmeyen ebeveynlerimiz var maalesef toplantı yaptığımızda. Yani bunları yapmıyorsak, çocuğum var, çocuğuma sahip çıkıyorum mantığı niye var? Ya da niye böyle bir söylemde bulunuyoruz? Onu da çözmek pek mümkün değil maalesef. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli ve bilgi dolu bir sohbetti. Özellikle de çocuklarımıza nasıl davranmamız ya da çocuklarımızın teknoloji bağımlılığı karşısında çaresiz hale gelmemesi için neler yapmamız gerekliliğini bizlere aktardınız. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, uzman psikolog Sayın Uğur Çelik konuğumuz oldu. Hoşça kalın.